Herkese merhaba. Önemli ve faydalı bir eğitimle daha tekrardan birlikteyiz. Evet, eğitimimize geçmeden önce 2 ayı aşkın süredir dünya ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 koronavirüsüyle mücadele etmekteyiz. Evet, bu mücadele kapsamında alınacak tedbirleri de artık ezberledik. Fakat bu tedbirlerin en önemlisi ise evden dışarı çıkmamakla, kendimizi izole etmekle olmaktadır. Evet, her mesleği etkilediği gibi futbol, yani takım sporlarını da özellikle etkilemiştir. Peki bu alışkın olmadığımız durumdan nasıl çıkabiliriz? Sporcularımıza gerekli zihinsel ve fiziksel katkı sağlamak, onlara küçük dokunuşlar yaparak onları bu durumdan az da olsa uzaklaştırmak amacındayız. Evet, şimdi konu başlıklarımızla eğitimimize geçebiliriz. Evet, bugünkü konu başlıklarımız ise maç performans değerleri ve iletişim. Evet, bu 3 konuyla eğitimimize başlayabiliriz. Hazırlıklar haftanın ilk çalışmasıyla başlar. Biz buna mikro döngü diyoruz. Bu mikro döngü kalecinin maçta neler yapabileceğini ve nasıl hazırlandığını performansı ile gösterilmektedir. Evet, bir diğer konu ise kalecinin maç analiz değerleri. Bu da kalecinin maç içerisinde yaptığı el, ayak veya herhangi bir şekilde müdahalelerin parametreleri ile değerlendirilmektedir. Biz de bu değerleri şablon içerisinde göstermeye çalıştık. Evet, bu şablonda kalecilerin oynadıkları maça göre yedikleri goldeki müdahalelerini göstermektedir. Evet, son konumuz ise iletişim. Evet, kalecide olması gereken önemli özelliklerden bir tanesidir. Evet, kalecinin sahadaki görevlerinden bir tanesi de takım arkadaşlarını denetlemesidir. Çünkü sahayı en doğru şekilde gören konumdadır kaleci. Bu görevi yerine getirmek için iletişim kurmak zorundadır. Bu da 2 yöntemle olur. Birincisi sesle, ikincisi ise el ve kol hareketleriyle bunu yapar. Bu yöntemleri kullanan kaleciler tehlikeyi de önceden sezmiş olur ve müdahale etmiş anlamına gelir. Evet, böylelikle 3 konuyu işlemiş olduk. Bir sonraki eğitimde tekrardan görüşmek üzere.